Önceki videolarda orbital kavramından bahsetmiştik. Burada bir atomda karşımıza çıkabilecek farklı alt kabuklara sahip pek çok orbitali görüyoruz. Bu videoda ise elektron dizilimine odaklanıp Aufbau kuralından bahsedeceğiz. Aufbau, Almanca'dan gelen bir kelime. Bu kelime Almanca'da inşa etmek anlamına geliyor. Bu kural sayesinde kalsiyumdan sonra gelen elementlerin elektron dizilimlerini çok daha rahat bir şekilde anlayabiliriz. Buna geçmeden önce biraz ısınalım. Ne dersiniz? Örneğin neonun elektron dizilimi nasıldı, hatırlıyor musunuz? Bu noktada videoyu durdurun ve tahmin etmeye çalışın. Bunun için periyodik tablodan yararlanabilirsiniz. Neonun atom numarası 10. Dolayısıyla yükü bulunmayan bir neon atomunda 10 elektron bulunur. İlk 2 elektronu ilk kabuğu doldurur. Buna 1s2 diyelim. Daha sonraki 2 elektronsa ikinci kabuktaki 2s alt kabuğuna geçer. Buna da 2s2 diyebiliriz. 10 elektrona ulaşmamız için 6 elektrona daha ihtiyacımız var. Bu elektronlar da 2p alt kabuğuna gelir. Bu da 2p6 olarak adlandırılır. Peki, elektronlarla doldurduğumuz alt kabukların sırası nasıl olur? İlk önce 1s alt kabuğuna elektronları yerleştirdik. Daha sonrasında 2s ve 2p alt kabuklarını tamamladık. Bunu periyodik tabloda da görebiliriz. Tablonun ilk satırında ilk kabuk tamamlanır. Tablonun ikinci satırında ise ikinci kabuk tamamlanmış olur. Şimdi de argon elementine bakalım. Argon elektron dizilimi nasıl olur? Bu noktada videoyu durdurup kendiniz de tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Bunun için soy gaz elektron diziliminden faydalanabiliriz. Burada neondan yola çıkarak dizilimi tamamlamamız mümkün. Bu kısımda neonun elektron dizilimi yer alıyor. Tek yapmamız gereken 3. kabuğa elektronları yerleştirmek. Neondan yola çıkarak 3s alt kabuğuna 2 elektron eklenir. Yani burası 3s2 olur. 18 elektrona ulaşmamız gerekiyor. Elimizde şu an 12 elektron var. Bunun için 3p alt kabuğuna 6 elektron eklememiz lazım. Burası da 3p6 olarak adlandırılır. Gördüğünüz gibi burada neon elektronlarını tamamlamak için 2s'ten 2p'ye gittik. Argonu tamamlamak için de 3s ve 3p alt kabuklarını kullandık. Şimdi de kalsiyumun elektron diziliminin nasıl olacağına bakalım. Bu noktada videoyu durdurup kendiniz de tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Kalsiyumun 20 protonu var. Dolayısıyla yükü bulunmayan bir kalsiyum atomunun 20 elektronunun olacağını söyleyebiliriz. Elektron sayısı argondan 2 fazla olduğu için argondan yola çıkarak elektron dizilimini tamamlayabiliriz. Peki bu 2 elektron nereye gider? İşte tam da bu noktada Aufbau kuralı ilginçleşmeye başlıyor. Normalde bu elektronları 3d alt kabuğuna yerleştirebiliriz. Ancak kalsiyum atomunda bu elektronları 3d alt kabuğu yerine 4s alt kabuğuna koyarız. Dolayısıyla kalsiyumun elektron diziliminin argonunkiyle aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burayı 3d2 yapmak yerine elektronları bir sonraki kabuğa yerleştirmiş olduk. Yani burası 4s2 olur. Tam da bu nedenle burayı bu şekilde göstermek istedim. Kimyaya giriş dersinde bu kavramla mutlaka karşılaşmışsınızdır. İlk olarak 1s alt kabuğu tamamlanır. Yani ilk kabuğu doldurmuş olduk. Daha sonra 2s alt kabuğu tamamlanır. Daha sonra da 2p alt kabuğu tamamlanır. Böylece ikinci kabuğu da doldurmuş olduk. Şimdi de 3s alt kabuğunu doldurabiliriz. Burada da herhangi bir sürpriz yok. Daha sonrasında da 3p alt kabuğunu tamamlarız. Tam da bu noktada Aufbau kuralının devreye gireceğini söyleyebiliriz. Bu noktada potasyum ve kalsiyum gibi elementlerin elektron dizilimlerinde bundan sonra gelen ekstra elektronlar 4s alt kabuğuna yerleştirilir. Buna göre şimdi de skandiyum elementinin elektron dizilimine bakalım. Videoyu durdurarak dizilimi kendiniz de tamamlamayı deneyebilirsiniz. Skandiyumun proton sayısı kalsiyumdan bir fazla, yani 21 protonu var. Bu nedenle yükü bulunmayan bir skandiyum atomunun yükü bulunmayan bir kalsiyum atomuna göre fazladan bir elektronu bulunur. Yani iki elementin elektron diziliminin oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz. Burada da elektron diziliminde argondan yola çıkabiliriz.
4s alt kabuğunda 2 elektronumuz var. Dolayısıyla burası 4s2 olur. Burada gördüğünüz tablodan yola çıkarak Aufbau kuralına göre geriye kalan tek elektronun da 3d alt kabuğuna gideceğini söyleyebiliriz. Yani burası 3d1 olur. Skandiyumun elektron dizilimi de böylece tamamlanmış olur. Aufbau kuralına göre ilk olarak 4s alt kabuğunu tamamladıktan sonra 3d alt kabuğuna geçmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Hatta çoğu kimya kitabı ve dersinde de skandiyum atomunun elektron dizilimi bu şekilde gösterilir. Ancak 18 elektrona sahip bir skandiyum atom çekirdeğinde durum nasıl olur? Bu atomun pozitif yüklü olacağını belirtelim. Bu durumda buradaki ilk elektron 4s alt kabuğuna gitmez. Bunun yerine bu elektronu 3d alt kabuğuna yerleştirmemiz gerekir. Yani ilk olarak bu elektron dizilime eklenmiş olur. Ancak kafanızı çok da karıştırmak istemiyorum. Bu videoda sadece elektron dizilimiyle ilgileniyoruz. Bunun için de Aufbau kuralının nasıl işimize yarayabileceğini göstermek istiyorum. Elektron dizilimine göre 3D alt kabuğundan sonra 4P alt kabuğu gelir. Daha sonra da 5S alt kabuğuna geçilir. Çoğu kimya giriş kitabında da genellikle bu tablo kullanılır. Bu noktada elektron dizilimini bulmaya çalışırken Aufbau kuralının işimizi büyük ölçüde kolaylaştıracağını da ekleyelim. Bu kural sayesinde elektronları ekleyerek atomları oluşturmak daha kolay olabilir. Ancak şunu da eklemekte fayda var. Kalsiyum elementinden sonra işler biraz daha karmaşık hale gelmeye başlar. Bu videoda işlediğimiz konudan yola çıkarak periyodik tablodaki yapıları daha rahat anlayabiliriz. Örneğin hangi elementlerin elektron dizilimini S alt kabuğuna göre yaparız? Periyodik tabloda ilk iki sütunda yer alan bütün elementlerin elektron diziliminin S alt kabuğuna göre tamamlandığını söyleyebiliriz. Burada bir şeyin eksik gibi göründüğünün farkındayım. Bu elementler dışında S kabuğuna göre elektronlarını dizdiğimiz başka bir element daha olabilir mi? Buna göre helyum elementinin tabloda aslında burada yer aldığını düşünebiliriz. Çünkü elektron diziliminde helyumun elektronları da 1S alt kabuğunda tamamlanır. Bu nedenle burada yer alan tüm bu elementler periyodik tablo içinde S bloğu olarak adlandırılır. Şimdi de P alt kabuğuna göre elektron dizilimi yapılan elementlere bakalım. Burada gördüğünüz tüm bu elementlerin elektron dizilimi P alt kabuğunda tamamlanır. Dolayısıyla bu elementleri de periyodik tablo içerisinde P bloğu olarak adlandırabiliriz. Skandiyumun da içinde yer aldığı periyodik tablonun ortasındaki bu elementler ise D bloğu olarak adlandırılır. Bu elementlerin D bloğu olarak adlandırılmasının sebebinin Aufbau kuralına göre 4. satırdaki elementlerin 3D alt kabuğunda, 5. sıradaki elementlerin ise 4D alt kabuğunda tamamlanması olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bunun doğru olmadığını biliyoruz ama elektron dizilimi açısından böyle görünebilir. Ve bu nedenle bu elementleri D bloğu olarak adlandırıyoruz.